Şimdi arkadaşlar, burada iki tane arkadaşımız var. Dizileri yeni bitti. Evet. Üzgünler. Kırgınlar. Sevgilimizden ayrılmış gibi hissediyoruz. İşsizler. İki değerli oyuncu var elimde. Bunları alana... Yanlarında iki oyuncu daha veriyoruz. Sadece oyunculuk yapmazlar. Erkek olana perde de taktırabilirsiniz. Annem yaptırıyor zaten. Fan kulüpleriyle beraber veriyoruz. Kendilerine... Ne yapacaksınız siz? Dizileri bitmiş. Dizileri bitmiş. Dizileri bitmiş. Dizisiz. Dizisiz. Sus dizisiz oradan. Dizisi yok, bir şey yok. Bir de kalkmış buraya gelmiş. Ne hissediyorsunuz? Anlat bir, gerçekten içinden geçeni söyle. Abi, harika bir şey imza attınız. Büyük başarı, girdiğiniz ilk iş. Manyak reytingler, çok acayip bir şey. Çok iyi oyunculuk. Ve... Yani ne hissediyorsun şu anda? Valla ben çok mutluyum, çok heyecanlıyım şu an. Şu anda mı heyecanlı? Evet. Ya programdasın diye mi, dizi bitti diye mi? Yok. Programdayım diye. Programdasın diye. Ne düşündün dün gece? Açık açık söyle. Açık açık uyuyamadım ya. Uyuyamadım. Evet. Yani çünkü çocukluğumdan beri izlediğim bir programa katılmak... Çocukluğundan beri izlerken kaç yaşındasın? Böyle lafları alıştım hayatım. Bırak, yok ya. Bırak söylesinler, sıkıntı yok yani. Ne bileyim yani, okul vardı, psikopat karakterini izlemek için bekliyordum saatlerce falan. Ya çocukluğumdan beri dediği program 21. senesinde 23 yaşında. Çocukluktan falan beri değil, doğumundan yani. Hani beri yapıyoruz ya. Psikopatlar, Hüsmenler dönemine siz denk geldiniz. Aynen. Doğru. Ya çok mutluyuz yani, ben kendi adıma çok mutluyum. Annen de çok istemiş herhalde bu programa gelmeni, evet. Öyle mi? Bilgiler de vardı. Annem bilgiler. Öyledir yani, nereye gitsem peşimden gelmek ister yani. Ha, bizim programlar özel değil yani. Ha. Yani ben annen özellikle gel istedi diye düşündüm de sen yok canım, nereye özellikle... gitsen peşimden gelir dedin mi abi? Toparla şimdi. Evet. kardeşim diyor ki... Evet. Annem çok istedi diyor programa katılmama. Öyle demedi, ben onu aldım. Abi yapma. Benim şuramda bir sürü. Şuramda bir sürü. Seni toparlayayım dedi babam. Devam edelim. Ne diyorsunuz dizi için? Valla yani ilk işimizden böyle güzel, böyle iyi oyuncularla birlikte çalışıp böyle reytingler alan bir dizi oynamak. Bu dizinin yurt dışına satılması, yurt dışında tanınır olmak falan. Ya Endonezya'ya. Evet, Endonezya. Ya yediler orada, yediler. Sizi yemediler sanki. Bizi o kadar yemediler gerçekten. Sarışın mavi gözlü erkek gördüler ya. Böyle bir şey yok. Çocuğun tişörtünü falan yırtıyorlardı en son, tuvalete gideceğim diye çıktı. Kalktı, gidemeden geri geldin galiba o zaman. O da bana, o da bana hiç mutsuzum demesin. Mesela seni Endonezya'ya gönderse git bakmaz. Aileden soyarlar zaten. Bu kimler lan? Karayel, Endonezyalı. Anne tarafı Endonezyalı diye. Bir düğünde zıplıyordu filan diye. Ama gerçekten yani çok da yakışıklı adam. Maşallah ya, vallahi. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Endonezya işi de güzel olmuş. İzledim görüntüleri. Evet, ya. Dizideki oynadığın karaktere buradan ne söylemek istersin? Bak bu soruyu da ilk defa soruyorum. Beni çok yordu. Beyaz Show tarihinde. İlk defa bak aklıma gel. Ne sormak ister, ne söylemek istersin? Sana ne kattı o karakter? Ya ona çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten çok teşekkür ediyorum ona. Çünkü onunla bütün her şeyi yaşadım yani 3 sezonluk dizi boyunca. Ya ağladım, güldüm, bağırdım. Yani her şeyi yaptım ya. Bütün duyguları yaşattı. Bütün duyguları yaşattı bana. Hayatımda yaşamadığım yani. Bütün duyguları yaşattı bana yani. Sen ne demek istersin dizideki karakterin için? Vallahi Hazal çok dengesizsin. Yapmadığı yani, da kalmadı zaten, evet, kızın. Evet, yapmadığı ya. Kalmadı. Ben 3 sene boyunca bir iyi oldum, bir kötü oldum. Bazı sahnelerde yanıma geldiler, dediler ki ya ağlattın buradaki, mesela anneyle bir duygulu konuşmam var. Dediler ki ağlattın. Bir sonraki gün geliyorlar, diyorlar ki ne kadar kötü bir kızsın ya, anneni üzme diyorlar. Ya ben neler neler bütün duydum insanlarda. Ama sonradan senin rolün biraz iyiye dönmedi. Tabii yani. Sonra bir de döndü. İyiye dönme var. Evet. Onu da tam böyle bir geçiş dönemi oldu, iyi oldum. Ben de şaşkın ya oldum. Böyle iki bölüm iyiyiz, tabii, tabii. İki bölüm kötüyüz. Tabii iki bölümümüz, iki bölüm öyle kötüyüz. Bir durum. Bence oyunculuk için çok iyi. Evet, çok yani güzel. Hep aynı çok şeyi güzel oynamaktan deneyimler sonra, edindik. Aynen senin öyle. Anne Rus, baba Türk evet, mü? Evet, babam Bulgar göçmeni, Türk. Babam Bulgar göçmeni, annen Rus. Evet, evet. Güzelliğinin babandan geldiği belli. Biz sana Beyaz Show ekibi olarak su armağan ediyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,